Muhterem gönül dostları, hepimize hayırlı akşamlar diliyorum. Bir cuma akşamı daha Cenab-ı Hakk'a hudutsuzca şükürler olsun ki beraber olma imkanını Cenab-ı Hak bahşetti. Cenab-ı Hak hepimize sıhhatle, afiyetle hayırlı ömürler ihsan eylesin. Amin. Sevgili kardeşlerim, bugün günlerden 63, yani kış aylarının 63. gecesindeyiz. Yarın da 63. gününü idrak edeceğiz. 45'te Zemherir girer, 86'da çıkar. Yani Zemherir'in tabir yerindeyse 17. gecesini yaşıyoruz. Zemherir fırtınaları bu arada olabilir. Zemherir yakıcı, kavurucu, acıtıcı, soğuk manasındadır. Soğuk da yakar. Mevlam hem soğukla azaptan hem de sıcakla azaptan, gerek semavi gerekse arazi afetlerden kendimizi, ailelerimizi, çoluk çocuğumuzu, millet ve memleketimizi, tüm ümmeti Muhammed'i ve alemi İslam'ı muhafaza eylesin. Amin. Sevgili kardeşlerim, yangın bir maddi bir de manevi olur. Maddi yangının önlemleri hepimizce malumdur. Bu işi itfaiye en güzel şekilde teşkilatlanarak dünyada yapmaktadır. Hastalıklarla ilgili de müsteşfihaneler, yani şifahaneler, hastahaneler kurulmuş. Bu noktada da sevgili kardeşlerim kurumsallaşmışız. Mevlam hiçbirimizi hastanelere düşürmesin. Hastahanelerden de, hastaneleri de bizden eksik etmesin. Mevlam hepimizi şifa yap kılsın. Bir de insan iki şeyden oluşuyor. Birisi iskelet, ceset, vücut. Birisi de ruh yapısı. Öyle değil mi sevgili gönül dostları? Zaman zaman ruh da arızalanabilir. Ruh da soğukta kalabilir, üşüyebilir. Sıcakta kalarak yanabilir. Peki sevgili gönül dostları, soğuk ve sıcaktan korunma yolları olduğu gibi maddi açıdan, manevi, batıni, ruhani açıdan da ruhun korunması soğuktan ve sıcaktan lazım değil midir? Elbette lazımdır. Ruh rahatsızlandığında şifaya kılınmak üzere hastahanelere muhtaç değil midir? Elbette muhtaçtır. Bu akşam birazcık manevi cepheden, ruhun rahatsızlıklarından, ruhun nasıl şifaya kılınacağından bahis konu etmek istiyoruz. İşte sevgili gönül dostları, bu programların ana umdesini, ana kaidesini, temelini oluşturan esas ana nokta da bu nokta olduğudur. Sevgili kardeşlerim, gönül ayrı bir ifadeyle ruh ancak ve ancak iman ederek şifaya olur. İman mevzunu hep beraber bu akşam konuşmak istiyoruz. Ama kalplere ve gönüllere şifa kaynağı olan kitabımız, Allah'ımızın kelamı, kelamların sözlerin en yücesi, Hazreti Kur'an'la başlamak istiyoruz. Niyazi Hocam'dan aş-ı şerif alacağız. Buyurun hocam. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم
enfusuhum halidun. La yahzunuhumul feza'ul ekber ve tetelakkahumul melâike. Hâzâ yevmükümüllezî kuntum tu'adûn. Yevme nadvis semâe ketayyis sicilli lil kütüb. Kemâ bedâna evvela halqin nu'idu. Va'den aleyna inna kunna fa'ilin. Velaqad ketabna fizzeburi min ba'di zikri ennel erza yerithuha. Ennel erza yerithuha ibadiyas salihun. İnne fî hâzâ lebelâğan li kavmin âbidîn. Ve mâ erselnâke illâ rahmeten lil âlemîn. Sadakallâhul azîm. Muhterem gönül dostları, Niyazi Hocama şükranlarımızı arz ediyoruz. Allah-u Zülcelal adetlerini artırsın. Bu arada Arif Bey zaman zaman şehir dışında oluyor. Bu akşam bizimle beraber. Hoş geldiniz efendim. Sefalar getirdiniz. Hoş bulduk hocam. Nasılsınız? Elhamdülillah. Size evdekiler hocam. İyi. Konum komşu. Herkes iyi. Esnaf arkadaşlarımız, ticaret erbabı. Herkes iyi. Herkese selam. Çok selam götürün. İnşallah hocam. Niyazi Hocam sizin evdekiler iyi. Hamdolsun hocam. Çoluk çocuk. Herkes iyi hocam. İyi. Allah'ım. İnşallah sevgili gönül dostları, beraber olduğumuz, şu anda evlerine misafir olduğumuz kardeşlerimizin de kendileri, aileleri, babaları, anneleri, amcaları, dayıları, evlatları ve torunları sıhhat ve afiyettedir. Biz böyle ümit varız, böyle düşünüyoruz, böyle arzuluyoruz. Mevlam lütfetsin, kerem etsin. Sevgili gönül dostları, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazretleri, bir gün sahabesine dönerek şöyle ifadeyi kelamda buyurdular. El kulub tasdi'u kema yasdi'ul hadide. Ey eshab-ı ümmetim, el kulub kalpler, gönüller, tasdi'u kema yasdi'ul hadid. Demirin küflenip paslandığı gibi aynen kalpler de küflenir ve paslanır. Sahabe-i kiram merak etti. Ya Resulallah, ve ma cilâuha, peki demiri parlatan çeşitli malzemeler var. Bu akşam biraz rahatsızım, üzerinize afiyet sevgili kardeşlerim. Dua edin de Cenab-ı Hak ecir ihsan etsin, şifa yap kılsın. Ama bu programları ihmal etmek istemiyoruz. Bir kimsenin hidayeti dünya ve dünyanın üzerindekilerini tasadduk etmekten çok daha sevgili kardeşlerim yararlıdır. İşte bu noktayı nazardan bu programları yapıyoruz. Sahabe-i kiramdan birisi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a sordular. Ve ma cilâuha ya Resulallah. Peki kalplerin pasını, küfünü giderecek olan cila nedir? Onu biz kullanalım ya Resulallah dediler. Kal. Sevgili Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi Vesselam şöyle buyurdular. Onun cilası kıraatul Kur'an ve zikrullah. Hazreti Kur'an'ı okuyarak Allah'ı zikretmektir buyurdu.
İşte biz de bu akşam Kur'an-ı Kerim'le her programda yaptığımız gibi kalplerimizi cilalamak üzere bir aşı şerifle açtık. Sevgili gönül dostları, peygamberimizden sonra peygamber gelmeyecektir. Ama sevgili peygamberimiz ülema-i ümmeti, kenbiyayı, beni İsrail, benim ümmetimin alimleri İsrail oğullarının nebileri gibidir buyurmuş. Dini celili mübini İslam'ı elden ele, gönülden gönüle, dilden dile, bir noktası dahi zay olmaksızın ila yevmil kıyam, kıyamet sabahına kadar götürecek silsile-i zeheb, altın halkalar vardır. Bunlara biz müceddit diyoruz. Bütün alimler tarafından kabul görmüş, 2000 yılının müceddidi, müceddidi Elfi Sani, sevgili kardeşlerim, İmam-ı Rabbani, Faruk-i Serhendi Hazretleridir. İmam-ı Rabbani Hazretleridir. Bir meseleyi hatırladım, onun için bunu söylüyorum. İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyorlar ki, herhangi bir işe başlandığında yapılması icap eden ilk şey tahliye, Kur'an-ı Kerim'in 6. harfiyle, H harfi tahliye, bilahere tahliye, o da noktasız 5. 6. harfiyle, 7. harf H, 6. harf H harfidir sevgili kardeşlerim. Tahliye lazımdır. Bunu biraz daha iyi anlayalım manasında söyleyeyim. Önce boşaltmak, temizlemek, bilahere de doldurmak. Tahliye olmadan, yani boşalma olmadan tahliye, doldurma olmaz. Yani bir kabı temizlemeden, onu temiz ve pak hale getirmeden dünyanın en enfes malzemesini koysanız Arif Bey, neticesi hayırsız olur. Neticesiz olur, değil mi? Şimdi Allah-u Zülcelal de insan vücudunda en kıymetli varlık olarak kalbi yaratmış sevgili kardeşlerim. Ben yere göğe sığmam, müttaki olan kulumun kalbine sığarım buyuruyor. Kalp bu kadar mühim. Öyleyse evvela bu kalbin bir tahliyesi, temizlenmesi icap eder. Ondan sonra da sevgili gönül dostları tahliye, işte onu doldurmak icap eder. Neden temizleyeceğiz? Küfürden, şirkten, her türlü kebair büyük günahtan, segair küçük günahtan temizleyeceğiz. Daha sonra da oraya maya olarak ilk koyacağımız şey iman. Peki sevgili gönül dostları, iman ne demektir? Ehl-i sünnet vel cemaat akidesine göre Hanefi mezhebinde iman, Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellemin Allah-u Teala tarafından getirip tebliğ buyurduğu, bildirdiği şeylerin tamamını kabul ve kalbi bir tasdikten ibarettir. İman kalbin bu tasdiki ile meydana gelir. Fakat kişinin hayatında ve ölümünde kendisine Müslüman bir kişi olarak muamele yapılabilmesi için kelime-i şehadeti kalbi ile tasdik, dili ile söylemesi ve ikrar etmesi şarttır. Kelime-i şehadet neydi sevgili gönül dostları? Hep beraber söyleyelim. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü. Bu mübarek cümlenin içerisinde topladığı 6 madde vardır. Biz bunlara imanın şartı diyoruz. Ayrı bir ifadeyle sevgili gönül dostları, biz ninemizden, dedemizden, ecdadımızdan, büyüklerimizden öğrendiğimiz şekliyle amentü diyoruz. İsterseniz bir amentüyü de okuyalım. Bismillahirrahmanirrahim. Amentü billahi ve melaiketihi ve kütübihi ve rusulihi vel yevmil ahiri ve bil kaderi hayrihi ve şerrihi minallahi teala vel ba'su ba'del mevt hakkun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü. Manası, ben Allah-u Teala'ya ve onun meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine,
ahiret gününe, kadere, hayır ve şerrin Allah-u Teala'nın bilip dilemesi ve yaratmasıyla olduğuna iman edip inandım. Öldükten sonra dirilmek de haktır. Ben şehadet ederim ki Allah-u Teala'dan başka ilah yoktur. Ve yine şehadet ederim ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun kulu ve rasulüdür. Sevgili gönül dostları, bu akşam neden konuşuruz diye takribi 7 dakika önce Arif Bey ve Niyazi hocamla bir araya gelince imandan bahsedelim diye karar verdik. Arif Bey imanla ilgili çok güzel ecdadımızın ifade ettiği atasözcükleriyle bir şeyler mırıldanıyordu. Hemen alalım Arif Bey, buyurun. Şimdi herkese hayırlı geceler diliyorum. Bütün gönül dostlarıma. Şunu da söylemek istiyorum. Sevgili hocam, ben tabii ki program benimle alakalı olduğu için bana bazı dostlarım soruyorlar. Niçin sen idare etmiyorsun da her hafta Hüseyin hocam bunu söylüyor, orada idare ediyor. İşte biz ene ve enaniyet ve gururla iş görmediğimiz için ben hocamdan daha güzel gördüğümden, daha güzel anlattığından dolayı kendi nefsimi ona tercih ediyorum. Kısacası bu. Estağfurullah. Şimdi gelelim, iman nedir, manası nedir ve bizde nasıl olacaktır? Hocam çok güzel imanın şartlarını saydınız. İman insanı nasıl insan eder? Ve bu aleme insanı nasıl sultan eder? İki türlüdür. Malum biliyorsunuz. Bir taklit olarak inanma vardır. Okursunuz sabahtan akşama kadar. Amenti okursunuz, hepsini okursunuz. Okumak. Okuyor, okuyor. Fakat bunu hakikate geçiremiyor. O zaman bütün okumaklar ne oluyor? Taklit oluyor. Fotoğrafta kalıyor. Taklit oluyor, taklit. Fotoğrafta kalıyor. Aslı olmuyor. Okuyor. Evet. Okuyor. Ne okuyor? Suret oluyor. Aman Allah'ım. Yani tabii buradaki okuyanlar tenzih ediyorum. Mana şu. Biz önce bu dünyaya niçin geldik? Ve biz burayı niçin gönderildik? Bizim vazifemiz ne? Evet. Hikmeti ne? Burayı geliş gayemiz ne? Orada daha girişte söylediniz. Ruhun rahatsızlığından bahsettiniz. Evet. Dediniz ki maddi cesette insanların tedavisi mümkündür. Fakat ruh hastalanırsa bunu neyle tedavi edeceğiz dediniz. Değil mi hocam? Aynen öyle. Şimdi Kur'an-ı Hakim, Allah'ımız, sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam olmak üzere bize reçete gelmiş. Evet efendim. Bize öyle bir reçete gelmiş ki bu reçete 24 saatlik bir hayatınız var değil mi hocam? Herkesin. Elbette. Sabahleyin başlıyor, akşama kadar 24 saattir. Bu reçetenin sahibi, bizi burayı gönderen Zat-ı Zülcelal diyor ki ruhun rahatınızı da size ben hazırladım. 24 saatlik hayatınızda 23 saatini dünyaya sarf edin. Ama ne olur bir saatini de kendiniz için, ruhun rahatı için orayı sarf edin. Şimdi o nedir? Malum hocam, bu keşmekeş dünya hepimizi sıkıyor. Evet. Sıkıntılar, hastalıklar, musibetler, efendim, alışverişler, şunlar, bunlar. Sıkılmayan bir Allah'ın kulu yok tek kelimeyle. Yok. Zenginiyle, fakiriyle, amiriyle, memuruyla. Kesinlikle hocam. Köylüsüyle, kendisiyle. Ya hocam. Herkes sıkıntıda. Fabrikatör de sıkıntıda. Aynen öyle. Özür dilerim. Bir bakıyorsun ki en aşağıdaki gördüğümüz, tenzih ederek söylüyorum, o da bağırıyor. Bağırmayan yok. Acaba neden? Şimdi bakın hocam. Çok enteresandır ki sabahleyin Allah Celle Celaluhu reçetesini yazmış. 4 rekat diyor. 2 sünnet, 2 farz. Bu 4 rekat ile sabahleyin ruhun bir reçetesi var.
Bakınız, sabahleyin ruhun reçetesini biz almıyoruz. Alanları tenzih ediyorum. Almadığımız zaman inanınız sabah namazını kılmadınız. Yani ruhun reçetesini uygulamadınız. Yağ eksildi. Yağ eksildi. Veya günün şarjı noksanlaştı. Şimdi bakın, ondan sonra kalkıyoruz. Sabahtan öğlene kadar dünya hengamesinde nedir? Alacak, verecek, zarttı, zurttu derken hadi bakalım mideyi düşünüyoruz. Diyoruz ki yiyelim, içelim. Halbuki ruh yine yalvarıyor. Ne olur diyor, bana yok mu bir ilaç? İlacı var. Ona da bir ilaç koymuş. 10 rekat. 10 rekat. Bak, 10 rekat. Şimdi sabah 4'tü değil mi hocam? Bak, sabahleyin reçeteyi almadık. İlacı kullanmadık. Öğlen geldi. Öğlen de kullanmadık. Ruh bağırıyor. Eyvah, yavaş yavaş uful etmeye başladı. İkindiye geldi artık. Tam günün ortası. Yani gidiyor. Yine bağırıyor. Yok mu bir şey diyor. Gör be, oradan çay may söyle be. Ahmet Mehmet nasılsın, iyi misin be? Bak hep şey, afaki olarak aldatmak ruhu. Eyvah. Arkadan akşam, orada da diyor ki, bir dakika diyor, ilacım var, 8 diyor. Bak şimdi reçetelere bak. Arkadan sevgili hocam, bunu da almadık ya. Bakın, sabahtan öğlen ikindi bunları almadık, ilaçları almadık. Ruhun ilaçlarına bak. Arkadan akşam geliyor. Bir telaş, eyvah, akşam da ilacını almadı. Yahu bu ruh nasıl yaşar? Arkadan bir bakıyorsun ki artık zet raporu çıkacak. Günün zeti. Gel bakalım. Senin artık zetin çıkıyor. Mükafat toplamaya gideceksin ya. Hı hı. 5 rekatta akşam o 5 tane apı da almadık. Arkadan 13 rekatlık bir ap var. O da manevi, öyle bir büyük bir mükafat ki orada bir sonuç alacaksın. Evet. O sonucu da almadık. Kısacası 24 saat içinde hepsini topladığımızda, hepsi ne kadar tutuyormuş biliyor musun hocam? 1 saat. Abdestiyle beraber, yani bir ilacı alırken suyla beraber alıyorsun be kardeşim, alıyorsun, içiyorsun. Deseler ki bak öleceksin, sen şöyle bir hastasın, 6 defa, 7 defa, 10 defa içeceksin bu ilacı. İnan o ölüm korkusundan saniyesini şaşırmaz. Doğru. Saniye. Şimdi düşünün, o 24 saatin içinde 23 saati dünyaya sarf ettik. O 1 saat ile ruhumuzu tatmin edici olan bu reçeteyi kullanmazsak, o zaman ben size sorarım ve bütün dünyaya buradan sesleniyorum. Şu insanın mazisini, istikbalini, geleceğini, ruhunu, aklını, kalbini tatmin edecek bir ilaç listesi, reçetesi var mı? Varsa ifade etsinler. Varsa söylesinler, kullanalım. Kullanalım. Ama yok. Şimdi bakıyorum, en büyük psikiyatristler, pedagoglar konuşup duruyorlar. Ya be kardeşim, sabahleyin o reçete geliyor. Haydi diyor. Ne diyor? Hayyâlel-salâh, hayyâlel-felâh. Gel diyor, huzura gel. Reçeteye gel, gel diyor. Biz diyoruz ki, hayır. Şimdi reçeteyi istemeyene reçete gelir mi? Yani bu hastalığımızı bir kere buradan tespit edeceğiz. Ben şahsım olarak söylüyorum. Evet. İşte burada ruhun felaketi başlıyor. Yani beden aç bırakıldığında takatsızlığın meydana geldiği gibi, ruh aç bırakıldığında da onda da takatsızlık, güçsüzlük meydana geliyor. Sevgili hocam, biz bir günden bahsettik şimdi, evet, değil mi? Düşününüz ki bu 10 bir ömür. Ben 10 sene, bir 10 sene diyelim. Hadi 20 sene, hadi 50 sene, hadi 80 sene. Ya nasıl olur hocam ya? Nasıl tahammül edersin ya, ruh? İnan yani, inan ben burada ya aciz kalıyorum. Ya hocam, mümkünü var mı bunun ya? Düşünün bakın, siz sabahleyin o ilacı almayın. Öğlen almayın, ikindi almayın, akşam yatsı almayın. Ondan sonra da deyin ki hayır. Yalancı bir rahatlıktır o. Ama bu ilacı aldığın zaman, o zaman canlı hayat yaşıyorsun.
Şimdi muhterem gönül dostları, Arif Bey çok doğru şeyler yani ifade buyuruyor. Hiç şüphe yok. 1979-83 yılları arası ben Avrupa'da çeşitli incelemelerde bulundum. Sevgili kardeşlerim, Almanlar bilhassa sabahleyin Arif Bey'im çok erken kalkarlar. Evet. Saat 3-3.30'da sokaktadırlar. 4'te de mesai başlar. Evet. Hatta yaşlı, ihtiyar, nineler, dedeler kedi köpeklerini gezdirirler. Evet. Çocuklarını dahi kaldırırlarmış. Çok merak ettim. İstanbul Üniversitesi'nde öğretim üyeliği yapanlar da vardı, Türkçe iyi bilenler. Onlara dedim ki, hayrola, mesela bir tanesi Hoffman'dı. İnşallah hidayet bulmuştur. İslam'a karşı, dinimize karşı da böyle muhabbeti çok fazlaydı. İnşallah. Dedim ki, bir şeyi çok merak ediyorum. Çok erken kalkıyorsunuz. Hastalarımızı da kaldırırız hocam dedi. Bebeleri de kaldırırız dedi. Niye dedim? Çünkü biz dinimize göre rızıkların güneş doğmadan önce dağıtıldığına inanırız dedi. Kendi dinine göre söylüyor. Evet. Hristiyanlığa göre. Zaten sevgili kardeşlerim, Adem Nebi'den peygamberimiz dahil bütün dinlerin esası İslam'dır. İslam. Evet. Tahrif edilmiş. Evet. Bozulmuş. Onun için tekrar tekrar dinleri yani ve rasulleri, bilhassa Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemi sevgili kardeşlerim yüceltmek, onu haberdar etmek, halka haber vermek için Allah-u Zülcelal diğer peygamberleri göndermiştir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de aynı ifadelerde bulunmuş. Yani hani ruhun reçetesi dedik ya, Arif Bey söyleyince aklıma geldi. Aslında önümde bir kitap var, oradan bazı şeyleri okumak istiyordum ama ben irticalen konuşan bir adam olduğum için Arif Bey de böyle önümü açmayı çok iyi beceriyor. Şimdi açmadan sevgili kardeşlerim, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir sabah namazını kıldırmışlar. Müteakiben damadı ve dördüncü halife göz bebeğimiz Hazreti Ali Efendimiz'e dönerek, ya Ali, sabah kahvaltısını beraber yapalım buyurmuş. İkramların en yücesi olur ya Resulallah demiş. Hane-i Saadet'e, yani Ayşe annemizin hanesine doğru yürümüşler. Peygamberimiz kapıyı tıklamış. Arkadaşlar, hanımın evi de olsa, hanımımızın odası da olsa, istisna demişler ama takva sahasını ben söylüyorum, fetva sahasını değil. Sevgili kardeşlerim, hanımın odasına bile girerken tıklamadan asla girmeyelim. Hele hele çoluk çocuğumuzun, gelinimizin, damadımızın aynı çatı altında yaşadığımız kimselerin odalarına girerken tıklamanın ötesinde gel denilmedikçe, izin verilmedikçe asla adımımızı atmayalım. Kapının koluna dokunmayalım. Şu medeniyete bak hocam. Şu medeniyete bak. Şu İslam'ın terakkisine bak. Hatta Nur suresinde bir ara bu konuyu da işleriz Arif Bey'in. Ne kadar büyük bir hadise. Yani o kadar mühim sana ki, ne kadar büyük bir şey veriyor. Ben elbette. Abi. Yani kapı tıklamanın da bir usulü var sevgili kardeşlerim. Üç defadan daha fazla kapıyı çalamazsınız. Evladınız da olsa müsaade etmediği müddetçe o kapıyı zorlayamazsınız. Bir ara bu konuyu konuşuruz. Evet. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ayşe annemizin kapısını, Hane-i Saadet'in kapısını tıkladılar. Ve Hazreti Ayşe, buyur ya Resulallah dedi. Sade beynin geldiğini düşünerek bir postaki üzerinde karınca vari kıvrılmıştı. Resulullah çok sevecen bir vaziyette, Hazreti Ali Kerimallah ve Hazretleri biraz daha geride, ayağının ucuyla şöyle dürtükledi. Kavvimi Ayşe, kalk ya Ayşe dedi. Hemen toparlandı. Anladı ki birisi daha var. Ya Resulallah, sabah namazımı kılmıştım, birazcık ağırlık bastı, böyle istirahata geçtim dedi. Bunun üzerine sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ya Ayşe, Ela edullukum ala saatin min saatil cennet. Ey Ayşe, senin şahsında tüm ümmeti Muhammed'i cennet saatlerinden olan saatler üzerine delalet ettireyim mi ya Ayşe dedi. Hazreti Ali Keremallahu ve Hazretleri Ayşe annemizle beraber rivayet etmişler. Allah kendilerinden razı olsun. Bunun üzerine biz döndük. Peki ya Resulallah, o cennet saatlerini biz nasıl tanırız diye. Bunun üzerine dedi ki sevgili peygamberimiz, اَزَّلُّ ف۪يهَا مَنْدُودُ O saatlerin içerisinde gölge çok uzun olur.
Hiç güneş sizi rahatsız etmez. Ve rızku fiha maksum. Rızıklar o saatlerin içerisinde dağıtılır. Bütün yaratıkların rızıkları seher vaktinde verilir. Ve dua-u müstecabetun. Allah-u Zülcelal tarafından dualar o saatlerin içerisinde kabul edilir. İşte ruhun, bakın şimdi sevgili kardeşlerim, ilaçlarını sayıyoruz. İlaçlar hem de şey, antibiyotik. Evet. Ve rahmetü fîhe mebsûtetun. Rahmeti ilahiye o saatlerin içerisinde yayılır da yayılır, saçılır da saçılır, dağılır da dağılır. Hangi saattir ya Resulallah diye Resulullah Efendimiz'e döndük, baktık diyor Hazreti Ali Keremullah Veç'e. Ma beyne tulû'ul fecri ila tulû'uş şems. Fecrin doğuşundan, fecrin doğuşu, hani orucu bırakıyoruz yemeği içmeyi, imsak evet, diyoruz. İmsak. İmsaktan güneşin doğma anına kadar olan vakit. Sevgili kardeşlerim, ecdadımız Osmanlı. Bilhassa içerisinde havasını suyunu teneffüs ettiğimiz Edirne şehrinin tüccarları, esnafları, sevgili kardeşlerim, dükkanlarının kapılarını sabah namazını müteakip açarlarmış. Evet, muhakkak sabah namazında olurlar, sabah namazını müteakip de açarlarmış. Arif Bey'im, aslında sözü sana vermek istiyorum ama çok önemli bir şey aklıma geldi. Evet, onu da söyleyeyim. Evet, buyurun hocam. Sevgili kardeşlerim, ben Hafsa'da ikamet ediyorum, biliyorsunuz. Hafsa Sokulu Mehmet Paşa Külliyesi Üniversitesi var. Aslında Hafsa'da tarihte 4 tane üniversite varmış. Birisinin sade ibadethanesi kalmış. Sokulu Camii diyoruz. İbadethanesi kalmış. Onun önünde kemer denilen bir yer var. Yine Selimiye Camii'nin haziresi de Arasta diye bir çarşı var. Sevgili kardeşlerim, dünyanın kapalı çarşılarının babası Semiz Ali Paşa'nın, Bosna Hersekli Semiz Ali Paşa'nın kapalı çarşısı var. Bu çarşıların tamamında, Bedesten dahil, sevgili kardeşlerim, dua ve sadaka kubbesi diye bir yer vardır. Geçen orada duası yapıldı. Evet Arif Bey, ben şehir dışındaydım. Evet. İştirak edemedim. Sevgili kardeşlerim, dua evet, ve sadaka kubbesi demişler. Sebep ve hikmeti, yani sabah namazından sonra esnaf açardı dedik evet, ya. Evet. Halaka halinde aynı Beytullah'ın etrafını tavaf edercesine Beytullah'ı gözlerinin önüne getirip esnaf etrafında bir daire, bir halka oluştururlar. Münavebe, nöbetleşme sistemiyle her sabah bir esnaf kardeşimiz, ticaret erbabı, tüccar bir kardeşimiz dua eder. Diğerleri de hep beraber amin derlerdi. Daha sonra sevgili kardeşlerim, orada bulunan ticaret erbabı hiçbiriyle küs olmaz, birbiriyle hasetliği olmaz, çekememezliği olmaz, birbiriyle musafaha ederek Arasta'nın, Bedeste'nin, kapalı çarşının kapıları açılır, birbirlerine hayırlı işler dilerlermiş. Sevgili gönül dostları, zaman zaman beraber olduğumuz dostlarımız var. Şöyle demişimdir, canım çok sıkılıyor, ruhum çok bunaldı, neredeyse intihar etme noktasına geldim. Onlara ilk reçete, Arif Bey hatırlatmış oldu, kendisine şükranlarımı arz ediyorum. Demişimdir ki, sabah ezanından önce kalkabilirsen kalk, güzel bir abdest al, sabah namazını da muhakkak dışarıda bir dinle. Aman yarabbim. O sabah namazını bir dinle. Sabah namazı ezanından sonra camiye gir, sabah namazını kıl, ne iş yapıyorsan yaptığın işin başına git, işine besmeleyle başla. 40 gün bu haliyle devam et, 41. gün ruhunda bir surur, bir mutluluk, bir sevinç bulacaksın. O sana meleğin müjdesidir. İşte kalbe İmanın aktığı andır ifadesini kullanmışımdır. Mevlam hepimize lütfetsin, kerem etsin. Reklam diyorlar ama evet, önce Niyazi Hocam'dan bir ilahiyle, buyurun, sonra Arif Bey'le devam edeceğiz. Daha buyurun, çok Arif Bey'i bu akşam
Bu konuşacağız. Güzel İnşallah. Şeyler, güzel şeyler oluyor. İnşallah. Buyurun. Buyurun hocam. Bedet ya sahibel imdat. Bedet ya tabibel kulub. Bedet ya erhamer rahimin. Gönül hün oldu, şevkinden boyandım ya Resulallah. Nasıl bilmem bu hicrana dayandım ya Resulallah. Ezel bezminde bir dinmez figandım ya Resulallah. Cemalinle ferahnak etki yandım ya Resulallah. Yanan kalbe devasın sen, bulunmaz bir şifasın sen. Muazzam bir sahasın sen, dilersen runumasın sen. Habibi kibriyasın sen, Muhammed Mustafa'sın sen. Cemalinle ferahnak etki yandım ya Resulallah. Gül açmaz, çağlayan akmaz, ilahi nurun olmazsa söner alem, nefes kalmaz, felek menzurun olmazsa. Firak ağlar, visal ağlar, ezel mesrurun olmazsa. Cemalinle ferahnak etki yandım ya Resulallah. Allahümme salli ala seyyidina
Muhammedin lezî câe bil hakkil mübin ve erseltehu rahmeten lil alemin. Muhterem gönül dostları, reklama gidiyoruz. Reklamlar. Teşekkür ederiz. Evet sevgili kardeşlerim, ruhun ayakta kalabilmesinin yolu iman mayasıyla mayalanmaktır dedik. İmanın şartları Allah-u Teala'ya inanmak, 2 meleklerine inanmak, 3 kitaplarına inanmak, 4 peygamberlerine inanmak, 5 ahiret gününe, yani öldükten sonra dirilmenin hak olduğuna inanmak, 6 kadere, ne demek? Hayır ve şerrin Allah'ın bilip dilemesi ve yaratmasıyla olduğuna inanmaktır. İmanın bu 6 şartından birini kabul etmeyen hepsini inkar etmiş sayılır. Mesela imanın 5 şartını kabul edip ahirete inanmayan kimse mümin olamaz. Mevlam bizleri Müslüman anne ve babadan mümin olarak dünyaya getirdi. Şu anda mümin olarak bir aradayız. İnşallah son nefeslerimiz dahil bu dünyadan ayrılırken iman ile ayrılmayı Mevlam hepimize nasip ve müyesser eylesin. Arif Bey'in bu hususta söyleyecekleri var. Biraz evvel konuşuyorduk. Buyurun Arif Bey'im, söz sizin. Evet hocam, teşekkür ederim. Allah razı olsun. Şimdi imanın 6 rüknünü saydınız. Gerçekten de yani öyle enteresan ki birbirinden hepsini bir araya Rabbim onları çatmış. Bir tanesi olmasa altında durması mümkün değil. Altında ezilip gidecek yani. Aynen öyle. Düşün şimdi, ahirette olan imanı çıkardın. Eyvah. Ya gelenler gidiyor, gidenler geri gelmiyor. Ya neyle teselli olacak adam? Doğru. O kadar zalim var. Niye çalışacak? Zalim benim diyor. Zalimin zulmünü. Ya zalim burada alamıyor. Nasıl hesabını görecek? Burada alamıyor. Tamam mı? Neticeyi alamıyor. Kim verecek bunu? Ahiret imanı hemen imdada yetişiyor. Bak, ahiretin imdadı yetişiyor. Bundan daha büyük saadet mi olur ya? Olmaz. İşte imanın rükünlerinden. Evet hocam, çok güzel bir konuya temas ettik. Aslında malum biliyorsunuz, namazdan önce de iman geliyor. İman olmadan hiçbir şeyin olması mümkün değil. Bir de iman yani kalplerde, Allah herkese ikram etmiş bunu. Yani cüz-i ihtiyarıyla insanların şöyle bir baksak etrafımıza. Hani biz diyoruz ya, nimetler, ne kadar nimetler vermiş Rabbim. Mesela bir bakıyoruz, göz nimeti. Şimdi biz nimeti yalnız yemek içmekle düşünüyoruz. Yani tatlı, tuzlu, ekşi, şu bu. Halbuki o kadar çok nimetleri önümüze sermiş ki. Mesela göz nimetiyle koskoca kainatı seyrettiriyor bize. Öyle değil mi hocam? Aynen öyle. Bu kulak nimetiyle koskoca alemdeki sesleri dinlettiriyor. Akıl nimeti vermiş. Akıl nimetiyle düşündürtüyor, tarttırtıyor, idrak ettirtiyor ve onu bir de müfettiş-i şakir rütbesine çıkarmış Allah. En büyük müfettiş. En büyük müfettiş. Ya hocam, enteresan değil mi? 30 gramlık, 20 gramlık bir dil vermiş, koskoca yeryüzünü bir sofra yapmış, bu sofranın içine tuzlu, tatlı, ekşi, aklına ne gelirse hepsini senin dilinin istediği şekilde. En büyük laboratuvar. Düşünebiliyor musunuz? Dünyanın öbür ucundan bir tatlı geliyor. Tadıyı, ya hiç daha önce yememiş. Bak, tadıyı güzelse buraya bir bekçiyi koymuş. Güzel mi? Yürü içeri diyor. Yahu bu ne kadar büyük bir nimet değil mi? Aynen. Şimdi insan, özür dilerim hocam. Estağfurullah. Boğazına bir ip takılmış da, o boğaza bir ip takılmış, otlamak için buraya gönderilmedi. Aynen öyle. Yani tabirimizi yanlış anlamasın ekran başındakiler. Biz burayı Allah'ı tanıyıp, o bizden ne istiyor?
Bir ayet-i celle de Mevlamız buyuruyor ki Eyasabül insanı en gütreke süda. İnsanoğlu kendisini başı boş bırakılmış birisi mi zanneder bunu? Ya. Ama işte hocam insanın ki o nefis var ya, nefis şimdi görmüyor. Mesela zaman zaman hepimizde nefis olduğu için elbette. Üzerimizde zaten bu hadise. Ya şimdi gözleri görmeyen birini şöyle ufaktan şöyle bir gözleri kapa. Git hocam şöyle bir 15-20 metre git. Aman Allah'ım dersin. Ya Rabbi ne büyük bir nimet. Ne para istiyor ne pul istiyor. İşin en ilginç tarafı da bu vücudu sana veriyor. Bu vücudu senden satın alıyor. Öyle değil mi hocam? Aynen. Bak benim namıma ruhunu böyle işlettirirsen diyor. Benim dergahımda 23 saatini dünyaya, 1 saatini kendi nefsin için ahiretine bir seccadeye atabilirsen diyor. O 23 saatini de neye vereceğim diyor? Sevaba gark edeceğim. O zaman 24 saatinde huzur İbadete olacak. Geçirecek. Huzur olacak diyor. Huzur olacak. Şimdi çok enteresan bir şey. Yani insan bunu düşündüğü zaman aman ya Rabbi diyorsun. Şu aleme bir bakıyorsun. Alemdeki ceryan eden her şeyin karşısında eğer imanı tahkiki yok ise eyvah. Hatta bir zamanlar olmuş bu. Amerika'da bir kuyruklu yıldız geçerken hocam Harley kuyruklu yıldızı çok kişi intihar etmiş. Dünyamıza, kıyamet kopacak. Evet dünyamıza çarpacak, kıyamet kopacak diye birçokları intihar etmiş. Ama hakiki imanı elde edenler ne demiş? Bu kainatın halaka semavati vel ard, rabbü semavati vel ard, bu kainatın sahibi Allah dedikleri için, teslim oldukları için şu kadar zerre kadar düşünmemişler. Niye? Çünkü oraya iman etmişler. Orayı tasdik etmişler. Dünyada bundan daha büyük saadet var mı? Mutluluk olabilir mi? İşte hocam bak düşünebiliyor musunuz? Adamlar yani o Harley kuyruklu yıldızı dünyamızın bir tarafından geçecek, çarpacak. Biz bu kıyamet hengamesini yaşamayalım diye önceden intihar etmişler. Onlara intihar ettiren, onları ebedi cehenneme sürükleyen hadise nedir? İşte bu dünyaya, İmansızlık. Bu dünyaya gönderildiğinin mana mahiyetini bilememesidir. İmansızlık. Yoksa insan burayı misafir olarak geliyor. Ya misafir elinde beraberinde bir şey getirmediği zaman burayı bel bağlar mı? Gidiyorsunuz bir ziyaret ediyorsunuz ki ben bavulunuzla hocam Almanya'ya gitmiş daha önce mesela. Bir bavul almış demiş ben orada 3 ay 5 ay hadi 2 sene durdu hocam. Ama ne diyorsun bak misafirim diyorsun. Yani burada daimi kalacağım demiyorsun misafir. Ya fani. İnsan da bu dünyaya aynı bavulu gelmiş. Tamam. Fani. Yani beyaz bavuluyla gelmiş beyaz bavuluyla. Aynen öyle. Değil mi hocam? Aynen. Aynı gidecek. Yani beşikte anneden doğduğumuz zaman kundak beyaz kundak. Giderken de beyaz. Tabuta koydukları da beyaz kundak. Beyaz kundak. Çok enteresan. İnşallah o beyaz kundakların hakkını verebilmek. İşte hocam niçin sohbet ediyoruz? Ben burada? Beyaz olabilmek. İşte sohbet etmemizin manası ne? Hatta sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabeleri Efendimizin mübarek huzurunda sohbetini dinlerlerken böyle o kadar ki yani coşuyorlar. Cezbe haline. Cezbe haline. Fakat dışarı çıktıktan sonra azalıyor. Azalıyor ve soruyorlar yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a. Neden bu hal bizde zuhur ediyor? İşte tecdid-i iman. Yani la ilahe illallah. Hüseyin hocam ne anlıyor la ilahe illallah'tan? Arif kardeşini anlatıyor. Arif kardeşi de ne anlıyor la ilahe illallah'tan? Hüseyin hocasını anlatıyor. Birbirlerinde fani oldular. O zaman bu hakikati elde ettiler. Biz şimdi ne yapıyoruz? Bir araya toplandığımız zaman yahu ben üstünüm, sen üstünsün. Onu da bırak. Nefis ve enaniyet i̇şte. Gurur bizi nereden nereye götürüyor? Halbuki sonra öyle bir teknoloji gelişmiş ki şu anda o gökyüzündeki hocam en çok seyrettiğim o gökyüzündeki o galaksiler. Ya hocam hemen secdeye kapanmak lazım ya. Kim diyorsun sahibi bunların? Hemen Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ani tahiyyatta ettahiyyatü lillah dediğinde Rabbimize hemen orada sen de ben de kendi namıma ettahiyyatü lillah diyorum diyorsun.
İşte bütün onların yaptığı o zikirleri, o galaksilerin, o efendim söyleyeyim güneşin, ayın ne varsa gördüğümüz, göremediğimiz hepsini bir tek zata bağlayıp la ilahe illallah deyip birbirimize anlattığımız zaman ne oluyor hocam? İşte imanımızı taklitten tahkike götürmek oluyor. Yoksa öbürkü türlü. Niyazi Hoca ile sohbet etmeyeceksin. Hüseyin Hoca ile etmeyeceksin. Ahmet Mehmet ile kimse etmeyecek. Herkes kendi yolunda. Hayır. O zaman rahmetten mahrum kalacağız. İşte rahmetin mana, mahiyeti cemaat. Birbirimize toplum. Cemaatin işte toplum. toplumun ya bir bakıyorsunuz ki hocam hiç imanı Kur'an'a hakikatlerle alakası yok adamın. Fakat öyle güzel hasreti var ki aman ya Rabbi. Yalan söylemiyor. Bakın. Hile onu yapmıyor. Onun bunun arkasına gıybet etmiyor. Efendim bu kadar güzelliklerin içinde adama tamam mı? Biri de namaz kılıyor. Hile var. Üçkağıtçılık var. Hepsi var. E ne oldu şimdi bu? He, demek o zaman biz yaralıyız. O zaman çok iyi tespit etmemiz lazım. Yani şu şudur, bu budur değil. Biz kendi hal ve etvarımızda bu imanın tahkikisini nefsimizde yaşamamız. O zaman yaşadığımız zaman aman ya Rabbi ne kadar zor bir şeymiş diyorsun. Başkasına söylemek kolay. Değil mi? İşte orada bu nefis denilen bu üzerine binmek neyle olacaktır? Ancak hakiki imanı İman. Elde etmekle. Yoksa hocam ya imanı elde edemeyen beşer ne kaybediyormuş biliyor musunuz hocam? Siz benden daha iyi bilirsiniz. Dünya büyüklüğünde ebedi bir sarayı kaybediyormuş. Kaç dünya büyüklüğünde? En düşüğüne bak. En düşüğüne dünya. Kaç dünya büyüklüğünde? Kaç dünya büyüklüğünde? Yani kaç dünya büyüklüğünde saadeti kaybetmek veya kazanmak davası başımıza açılmış ya. Evet. Hocam bundan daha büyük bir dava var mı yeryüzünde? Yok. Ya Amerika'nın, Almanya'nın, Fransa'nın bütün servetleri toplansa sana kabirde der ki evet sen kabirde imanla gireceksin. Bütün onun servetleri beş para etmiyor. Bütün servetler boş. Eğer iman yoksa felaket. İşte biz hepimiz birbirimizle sohbet edip aman kardeşim Allah'ımızı çok iyi tanıyalım. Allah'ımıza muhabbet edelim ki neticesi sonsuz bir hayat. İnşallah. Ebedi bir saadet. İnşallah. Sonsuz Allah'ı görmek. Bu bizim başımıza açılan en büyük meseleyi biz bakıyoruz ki ufacık bir dünya meselesinde aman Allah'ım saatlerce ya neyi konuşuyorsun sen? Bizim başımızdaki dava var ya bu dünyanın binlerce harbi olsun ondan daha büyük. Niye? Çünkü ya kazanacaksın ya kaybedeceksin. Ortası yok hocam. Ortası yok. Onun için imanı biz mecburuz elde etmeye. Yoksa aksi takdirde hakiki imanı elde edemediğimiz müddetçe Allah muhafaza meyve vermeyecek. Niçin meyve veriyor? 313 kişiyle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dünyanın başına istameti geçirmiş. Neden? İşte hakiki iman. Ya biz buradan yani taklitteki imanımızı tahkiki imanı çevirdiğimizde Allah dediğimizde dünyanın öbürü tarafındaki zalim titrer. Evet Arif Bey'e aynen katılıyorum. Titrer sevgili gönül dostları Halilur Rahman Ulul Azim peygamberlerdendir. Ceddi alimiz büyük dedemiz. Biz İbrahim Aleyhisselam'ın milletindeniz. Karşısında Nemrut var. Dünyanın en güçlü sultasına sahip olan bir devlet başkanı. Sevgili kardeşlerim günlerce aylarca yaktırmış olduğu ateşin içerisine özel icat etmiş olduğu mancınıkla ateşin içerisine atınca melekül arz gelmiş. İbrahim dile benden ne diliyorsan istersen buranın altını üstüne getireyim demiş. İbrahim Aleyhisselam şöyle dönmüş melekül arza. Cebrail diyenler de var buna. Sen mahluk musun, halik misin? Evet. Ben mahlukum. O zaman bırak halikıma fani olmayı ifade için söyledim. Beni halikımla baş başa bırak ve aramızdan çekil buyurmuş.
Ya narukuni berdan ve selamen. Derhal Allahu Zülcelal ateşe emir buyurarak selametli ol, bir bahçe haline al. İbrahim benim halilimdir, dostumdur buyurmuş. Fani olmak. Başka bir ifadeyle söyleyelim. Kainatın efendisi Efendimiz Muhammeden el Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Vaktimiz doldu, toparlıyorum. Sevgili gönül dostları, Arif Bey de bakıyor ne çabuk vakit geçti diye. Biz vakit bizde. Ben bir yerde de misafirlikteyim bu akşam. Bir kardeşimizin kayınvalidesi yanarak şehit oldu. Ona taziye için geldim. Allah'ım gani gani rahmet eylesin. Bu akşam da ona hatmi şerifler okuttum. Daha önce de okutmuştum. Bütün geçmişlerimize Cenab-ı Hak rahmet eylesin. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam hazretleri henüz 313 olmamış. Bedir vücuda gelmemiş. Henüz 40 bile değil. Henüz 5 diye bile değil. Taife akrabalarının yanına İslam'a davet için gittiğinde akrabaları sadece Allah dediği için bir boğazın iki etrafına gençliği dizerek, sıraya koyarak Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'ı taşa tutmuşlardır. Elleri, ayakları, başı kanlar içinde kalmıştır. Bir bahçeye sıralanmıştır. O anda Melekül Arz veya Cebrail gelerek ya Muhammed dile benden ne dilersen Taif'in altını üstüne getireyim demiştir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Sen yaratık mısın, mahluk musun, halik mısın, yaratan mısın? Cevap, ben bir yaratığım, bir mahlukum. Çekil aramızdan. Allah'ımla beni baş başa bırak demiştir. O anda fani olmanın ne olduğunu bize öğreten kainatın efendisi, Allahümme ehdi kavmi fe innehum la ya'lemun. Allah'ım, sakın Habibine böyle eziyet ediyorlar diye bu kavmi helak etme. Bunların neslinden, bunların sulbünden ola ki Allah iman edenleri vücuda getirecektir. Ya Rabbi ben helak peygamberi değilim. Ben kahır peygamberi değilim. İmha peygamberi değilim. Allahümme ehdi kavmi. Ne olur sen benim ümmetimi hidayet eyle. فَاِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ Onlar bilmiyorlar ya Rabbi. Beni bilseler kainatın efendisi olduğunu, beni bilseler Muhammed Mustafa olduğumu, beni bilseler senin Habibin Muhammed Mustafa olduğumu, hiç böyle yaparlar mı ya Rabbi diyerek, Allah-u Zülcelal'e naz ve niyazda bulununca, Mevlamız Habibin Muhammed Mustafa demiştir. İşte evlatlarımız için, analarımız, babalarımız için, torunlarımız için, kardeşlerimiz için, amcalarımız için, komşularımız için, tüm ümmeti Muhammed için bu fedakarlığı, bu zenginliği, bu cömertliği ortaya koyabildiğimiz an, fani olduğumuzun ispat olduğu andır. Mevlam son nefesimiz dahil böyle bir imanı hakikide fani olabilmeyi, ya Rabbi vücudumu öyle büyüt, öyle büyüt, öyle büyüt ki cehennemi tamamen kaplasın. Bir başka Allah'ın kulu, sana iman etmiş Allah'ın kulu giremesin ya Rabbi diyen Hazreti Ebu Bekr'in As-Sıddık, Anzatihil Ethar Hazretleri gibi fani olabilmektir sevgili kardeşlerim. Bir programın daha sonuna geldik. Rebiul Evvel ayımız kendimiz hakkında, ailelerimiz hakkında, çoluk çocuğumuz hakkında hayırlara vesile eylesin inşallah. Hayırlarla karşılaştırsın. Kolaylaştırsın, zorlaştırmasın. Hayırla tamamlatsın. Ticaret erbabı kardeşlerimize hayırlı ticaretler ihsan eylesin. Eğer borçları varsa en yakın zamanda ödemeleri Cenab-ı Hak sebepler halk ederek ihsan eylesin. Hastalarımıza şifa ihsan eylesin. Sevgili kardeşlerim, dertlilere deva ihsan eylesin. Dünya çok karışık bir halde, bu kargaşalı olan halde Allahu Zülcelal imanımızı muhafaza etmeyi, imanımızı koruyabilmeyi, imanlı bir vaziyette örnek olarak yaşayabilmeyi cümlemize ve cümle ümmeti Muhammed'e nasip ve müyesser eylesin diyerek toparlamış oldum. Sevgili gönül dostları, hepinize bir cuma akşamında daha veda etmek istiyoruz. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.
Ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Vavfa'anna ve ofir lena ve erhamna ente mevlana ve ente erhamur rahimin. Allahumma la tekilni terfete aynin evakalle min zalik. Ya Rabbel alemin ve ya erhamer rahimin. Habibin vasıtasıyla nefsi emmareyi ifade buyuran sevgili peygamberimiz, Allah'ım bizleri göz açıp kapayıncaya kadar nefsi emmaremizin eline düşürme ve bırakma ya Rabbi diye iltica etmiş. Biz de aynen iltica ediyoruz. Nefsi emmareyle mücadele ederek, son nefesimiz dahil galip kılarak, ruh ile gıdalanarak ruhumuzu teslim edebilmeyi, o emaneti senin huzuruna salimen getirebilmeyi nasip ve müyesser eyle ya Rabbi. Bi hakkı subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Bi hürmeti sirri suretil Fatiha. Muhterem gönül dostları, inşallah iyi bir program olmuştur. Ben arkadaşlarım, kardeşlerim adına, bilhassa evlerinde bizi misafir eden tüm gönül dostları adına şükranlarımı arz ediyorum. Tekrar buluşmak üzere. Allah'a emanet olun. Allah'a ısmarladık.